efendim, dün sağlık çalışanları için elimizde bulunan eczacılar bir saygı duruşu gerçekleştirdi. Bunun hakkında biraz bilgi verir misiniz? Tepe örgütümüz, Türk Eczacıları Birliği merkez hayatından gelen tavsiye ile dün yani 10-12 Nisan 2020 tarihinde saat 12'de tüm eczacılarımız Eczacı İsmail Durmuş özelinde ve diğer görev şehitlerimize bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ve insanlar bunu biz fotoğrafladık, bu saygı duruşlarını birleştirdik. Acı bir günler yaşıyoruz. Acı günlerin üstüne söylenecek çok fazla bir şey olmuyor. Ben görev şehitlerimiz, eczacılarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kırşehir'de 55, merkezde 55 eczanemiz var. Toplamda 81 eczanemiz var. Bu 81 eczanenin canla başla görevimizin başındayız. Bulaş riskine rağmen hem personelimiz hem eczacılarımız görevlerinin başındalar. Her ne şekilde olursa olsun bu mücadele kazanılacak. Sağlık olacak. Biz de sağlık olması için uğraşıyoruz. İnşallah bölgemizde hali hazırda şu anda bir bulaş yok eczacılarımıza ve personelimize. Bunu da çok titizlikle takip ediyoruz. Her gün bilinçlendirme mesajları çekiyoruz eczacı odamızdan. Ve uyarıyoruz sürekli. Eczacılarımız da tabii bilinçliler bunlar. Personellerimiz de bilinçli. Bilinçlendiler artık. Tüm önlemleri aldık. Ama tabii neyle mücadele ettiğimizi belirli bir noktadan sonra biz de bilmiyoruz. İnşallah bu süreci kayıpsız, sağlıkla atlatacağımızı düşünüyoruz. Sağlık olacak diyoruz. Peki sağlık çalışanlarına buradan ne demek istersiniz? Bir sözünüz var mı? Bu mücadele sağlıkça, yani bu bir savaş. Sağlık çalışanlarıyla yürüyecek. Bu savaş kazanılacak. En ön safhada onlar var. Bulaş riski onlara da çok şey. Ben onlara kolaylıklar diliyorum. Bulaşmadan bu süreci atlatalım diyorum.